Sevgili izleyiciler, tekrar merhaba. Programımızın ikinci bölümünde Samsun'un değerli muhtarları burada. Şimdi biz mahallenin sesi diyoruz. Bizim televizyonumuzda bakan konuşuyor, vali konuşuyor, Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor, belediye başkanları konuşuyor, iş adamları konuşuyor, sivil toplum kuruluşları konuşuyor. Herkes konuşuyor ama böyle ataması mataması olmayan, kontenjanı olmayan, bizzat halkın önünde, mahallenin önüne çıkıp sandıkta tam katılımla, tam demokrasiyle seçilen insanlar kimler? Muhtarlar. Mahalleyi en iyi bilen kimler? Muhtarlar. Sorunları en iyi bilen kimler? Muhtarlar. Seslendirmesi gereken ilgililere onlar da muhtarlar. Dolayısıyla muhtarları ihmal ettiğin zaman, muhtarlar konuşmadığı zaman o ilçedeki, o ildeki sorunlar açık bir şekilde ortaya çıkamaz bana göre. Ve biz bu amaçla bu programı yapıyoruz. Ben sayın muhtarlarla tanışacağız. Kimler var bu akşam? Sayın Kemal Kindan, Kökçeoğlu Mahallesi Muhtarı ve Merkez Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı. Diğer konuğumuz Erdinç Çiftçi, Unkapanı Mahallesi Muhtarı. Ama ben başkana vereyim önce ilk sözü. Başkan buyur. Teşekkür ederim. Abi yine bizi dünyadan seyreden, az önce arada Romanya'dan arayan seyirci arkadaşlarım, biri abim. Öyle mi? İyi yayınlar dilediler. Kendilerine buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. Tüm dünyaya Habirakse ekranlarından iyi akşamlar diliyorum. Yine ikinci programımızda Mahallenin Sesi, Muhtarların Sesi programında iki güzel güzide mahallemizi, Unkapanı Kökçeoğlu muhtarları da, Kökçeoğlu muhtarı Kemal abi, Unkapanı muhtarımızı Erdin Çiftçi arkadaşımızla konuşacaklar. Çok seslilik bu. Mahallenin sorunları, Samsun'un sorunları, tartışmak, konuşmak, az önce sivil toplum örgütlerinden yine konuşan, bizim zaten eksiklerimizi tamamlayıp, Habirakse'a da çok teşekkür ediyoruz bu konuda bize ekranlarını açtığı için. Sizin aracılığınızda. Biz yine muhtarlarımızı tanımakla başlayalım Şakir abi. İlerleyen dakikalarda Samsun sorunları konuşuruz. Evet, Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Kemal Kindan, Kökçeoğlu Mahallesi muhtarıyım. Merkez Muhtarlar Başkan Yardımcısıyım. Demin o kadar güzel ifade ettiniz ki muhtarların çektiğini, neler yaptığını, nasıl geldiğini. Muhtar bu işte. Muhtar konuşmazsa yani, mahalle sessiz kalır. Bizim konuşacağımız kelimeleri sizler zikrettiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben Erdinç kardeşime veririm. Tamam. Erdinç Bey'i de Erdinç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Erdinç Çiftçi, Samsun Unkapanı Mahalle Muhtarıyım. Yeni dönemim, ilk dönemim olduğu için biraz heyecanlıyım. Heyecanlanacak hiçbir şey yok. Zaten bir seçimden çıkmışsın. Şimdi o zaman ben size birkaç soru yönelteyim. Buyurun. Unkapanı Mahallesi diyoruz. Evet. Ama yani bilginizi ölçmek için söylemiyorum bunu da merak ettiğim için söylüyorum. Buyurun. Diğer konuklarımız da. Unkapanı ismi acaba nereden geliyor? Biliyor musunuz? İnan ben gerçekten bilmiyorum. Unkapanı o zaman ismini. Öğrenin bunu. Olur mu? Bir tamam. Dahaki programda öğrenip geleceğim. Doğru. Tamam, bir dahaki programda öğren de gel. Çünkü her şeyin bir geçmişi, bir tarihi, bir öyküsü var. Bu mahalleli insanların bir geçmişi varsa, insanların bir yaşam öyküsü varsa, mahallelerin de, kentlerin de bir öyküsü var. Onun için mahalle isimlerini ben onun için sordum. Sorun değil, bir dahaki programımıza öğrenin gelin. Peki kaç kişiyle katıldınız? Seçime. Kaç kişi girdi? İki aday girdik seçime. Aday. Kaç seçmen vardı? 3600 seçmenim var. İki aday girdik. Mevcut muhtarla ikimizdik. Ya mevcut muhtar gitti mi? Mevcut muhtarla ikimizdik. Öyle mi? Nasip bizeymiş. Yani o tamam. Da güzel bir kardeşimiz. Ona da sağlık diliyoruz. Ona da sağlık diliyoruz. O da güzel bir kardeşimizdir. Evet. Bu bir yarıştı yani. O da kazanabilirdi, ben de kazanabilirdim. Demek ki halk beni tercih etmiş, ben kazanmışım. Güzel, işte sandıktan siz çıkmışsınız. Ben ama zaten kazandığım zaman kendisini elinden tuttum, yine tebrik ettim onu. Yani sen benim. Ben şimdi biraz önce de söyledim. Muhtarların işi atama demokrasisine benzemiyor. Şu anda atama demokrasi çağını yaşıyoruz. Yani evet. Atama demokrasisi var.
Evet, Kemal Bey. Efendim. Kökçüoğlu'ndan bahsedelim. Başlayalım. Yani geçen sene de programlar yaptık. Dilerim ki sorunları azaltmışsındır. Ne yaptın? Nispeten. O kadar olmasa bile. Şimdi bugün biz geçen ay Erdoğan Başkanı'na randevu aldık. Biliyorsunuz bizim ilk önce özür dilerim. Benim dünürüm, sevgili dünürüm, Vayda Hanım ameliyat oldu dün. Allah'tan şifalar diliyorum. Çünkü söz verdim ona. Kendilerine bak bu mesajlardan para almıyoruz onu söyleyeyim. Kendilerine sağlık mesajı olduğu için. Kendilerine sağlık diliyorum. Ben Türkiye'ye, Aks TV, bize bu fırsatı verdiğiniz için Aks TV ekranlarından tüm dünya, tüm Türkiye, güzel Samsun'un, güzel Kökçüoğlu'na selam olsun. Evet. Şimdi bizim sıkıntılarımız kenar mahalle olarak kentsel dönüşüm. Biliyorsun ben 6 yıldır muhtarım. Kentsel dönüşüm aşağı, kentsel dönüşüm devamlı yukarı. Devamlı söylüyorsun. Devamlı. Ya işte diğer konularımız da var. Hı-hı. Şimdi bizim sıkıntılarımız gerçekten çok. Ya kentsel dönüşüm, bulvar üstünde kentsel dönüşüm, hastane başında kentsel dönüşüm, Anadolu Mahallesi. 3 tane mahalleyi kapsıyor. İyi burada. De ne zaman çözülecek? Şimdi Sayın Şakir Bey, biz Erdoğan Başkanımızla randevu talep ettik. Bir heyet yaptık biz. Evet. 12 kişilik bir heyetimizin azalarımızla beraber sağ olsunlar kendileri geldi. Allah razı olsun hepsinden. Biz bir heyet yaptık kendimize. Evet. İşte sıkıntılarımızı söyledik. Bir aydır bunun üzerine çalışıyoruz. Ben notlarımı aldım. Şimdi kentsel dönüşüm biliyorsunuz Kökçüoğlu Mahallesi bulvar üstü denilen yerde 2900-3000'e yakın oy potansiyeli olan 2000 oy potansiyeli 3000'e yerleşim yeri insanı var. Burada yemin ediyorum bir tane fırın var. İki tane bakkal var, bir tane kahve, bir tane çay ocağı. 3000'lik yer. Evet. Yani başka hiçbir şeyimiz yok orada. Biz bunun savaşını verdik. Bir doğal gazımız yok, bir hatımız yok orada. Yukarı çıkacak. İnsanlar yaşlı, yukarı çıkamıyor. Ne yapalım? İnsanlar artık tık nefes geldi yani. Son durumunda. Yaşlı insanlar abi, tabii değil ki mi? Yaşlı. Babamın arkadaşları var orada. Rahmetli babamın, Allah nur ışığını yatırsın bütün meftalarımızı. Şimdi burada insanlar gelip söylüyorlar, muhtar mısın, değil misin, gel ilgilen falan. Hakikaten zor durumda kalan biziz. Ne yapalım? Ama senin de çözeceklerin var, çözemeyeceklerin tabii ki, var değil mi? Tabii ki, muhakkak ki. Ama biz çözüm olarak ne yapalım? Erdoğan Başkanımızı arayacağız dedik. Artık son çaremiz. Kendisine randevu talep ettik. Allah razı olsun. Kabul etti kendisi. Yahya Bey yardımcısı. İşte bugüne denk geldi. Bugün de programa çıkacağız. Gittik bugün. Biliyorsunuz Türkiye'de 46 ilde kentsel dönüşüm. Cumhurbaşkanımızın söyledi 46 ilde kentsel dönüşüm vardı. Bizim Samsun'umuz da var. Samsun Kökçüoğlu Mahallesi Hastanebaşı Anadolu'dan bu taraftan gelecek. Başkanımız müjde veriyorum dedi size. Samsun'da dedi Kökçüoğlu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlayacak. Hatta 4 emsal. Bu Türkiye'de bir ilk oluyor Kökçüoğlu Mahallesi'nde. 4 emsalı isterseniz açabiliriz biraz. Evet. Hani 1000 metre, 4000 metre inşaat alanı yapılacak. Çok güzel bir şey bu. Allah razı olsun. İyi bir çalışma olmuş yani bu dönem içinde. Şimdi yukarıdan aşağıya kentsel dönüşüm başlatacağım dedi. Ben dedi şeyleri çıkardım. Encümene sunduk. Encümenden çıktı. Hepsi bitti dedi. Cuma günü dedi askıya asılacak. 15 gün, 20 gün veya bir ay askıdan inecek. Ondan sonra dedi, seçimden sonra, Haziran'dan sonra ben de varım dedi. Yani herkese dedi müjdeyi verebilirsin, belediye başkanı olarak yanınızdayım. Biz bunu sunduk, kendisi kabul etti. Gel. Çünkü kentsel dönüşüm bizim çarpık bir yapılaşma var. Çok yani. Bir evde 5 tane şuurlu insan var, 6 tane şuurlu insan var. Yani kimi nerede bulacaksın? Nerede bulacaksın? Bize bir hakim lazımdı. Bir baş lazım. Bu da bizim Sayın Erdoğan Başkanımız. Ben dedi, varım dedi. Ben bu işe talibim dedi. Evet. Ben dedi sizlere yardımcı olacağım. Bugün bağıra bağıra söyledi milletin içinde. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mahallem adına, kendim adıma. Şimdi biz başkanımızdan çok şey bekliyoruz. Söyledim. Ama şimdi şunu da ifade etmekte yarar var. Bu kentsel dönüşüm konusu. Türkiye'de çok tartışılan bir konu. Evet. Ve sürekli gündemde. Evet. Bakıyorsunuz, televizyonları dinliyorsunuz, kentsel dönüşümden bahsediyor. Gazeteleri okuyorsunuz, kentsel dönüşümden bahsediyor. Ama kentsel dönüşümün ne olduğu, ne yapılması gerektiği konusunda birbirine yakın düşünen belediye başkanları, mimar mühendisler,
işte şehir plancıları olduğu gibi bu konuda çok ayrı şeyler düşünen, bakıyorsunuz belediye başkanı böyle düşünüyor, mimar mühendis odaları çok farklı düşünüyor, efendim şehir plancıları çok farklı düşünüyor. Bu da hala bizim ülkemizde oldukça yoğun bir şekilde tartışılan bir konu. Kentsel dönüşümün ne olması, nasıl olması gerektiği konusunda bir fikir birliği de yok bizim ülkemizde. Bunu da buradan ifade etmekte ben yarar görüyorum. Buyurun. Şimdi kentsel dönüşüm biliyorsunuz yenileşme. Yani tabii ki insanların bizim de yenileşmeye ihtiyacımız var. Ama şimdi burada, sizin ben anlayabildiğim kadarıyla daha fazla hizmet alma gibi mağduriyetinizin engellenmesi. Siz bir muhtar olarak seçimde gelen bir kişi olarak siz diyorsunuz ki arkadaş biz şu konularda mağduruz. Biz bu mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Evet. Yani sizin tabii şey tarafınız bu. Bakış açınız bu doğal olarak. Evet, şimdi buyurun. İnsanlar bu akşam belki Kökçeoğlu'nda yüzlerce kişi bizi izliyor. Hı-hı. Acaba muhtarımız ne diyecek? Ya, muhtarınız tabii ki sizler için konuşacak. Ben hiçbir Kökçeoğlu'nda hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyorum. Evet. Kaçıncı dönem? İkinci dönem. İkinci dönem, güzel. Ve belediye başkanı üzerine basa basa konuştuk. Sayın Başkanım, kesinlikle. Çünkü bizim kenar mahalleler zar zor emekli olmuş. Bir işte kendine bir göz oda yapmış, bir ev yapmış, bir kat atmış. Fakir insanlar. Yani bunları mağdur etmemek lazım. Ben yanınızdayım dedi arkadaşlar. Ben yanınızdayım. Şimdi bu kentsel dönüşüme gerçekten ihtiyacımız var. Gerçekten ihtiyaç var. Yani doğalgaz yok diyorsunuz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Yani emlak girmemiş yerde hiçbir şey yok. Yok yani. Ne zaman çözülecek? Şimdi, ben sizi ne zaman dinlesem bu sorunu gündeme getirir. Işte, sağ olsun belediye başkanımız söz verdi. Bugün yanınızdayım dedi. Herkese dedi müjdeyi ver. Çıkacak cuma günü dedi. Askıya alınacak falan. Kentsel dönüşüm de bir de kentsel dönüşüm bize getirecek olan faydaları şunlar. Yani en azından bir yangın olsa şehirlerin aralarında, evlerin arasında yollar dar. İtfaiye giremiyor. İnsanlar yanıp gider. Menfezler zaten küçük olduğu gibi patlıyor. Lambalar hala direklerde yer altına alınmamış. En ufak bir rüzgarlarda birbirine vuruyor. Var değil mi? Sıkıntı var. Tabii olmaz mı? Sözde 2014'te yer altına alınacaktı. Bunu burada da söyledim. Ya ben. O söylediğiniz bu yangın olayı tabii çok oluyor. Yani çok olmasın. Hiç kimse böyle bir şey dilemez ama tabii. Gerçekten büyük var sıkıntı. Yani. Bak şimdi ben kafamda canlandırıyorum. Çok büyük bir sıkıntı. Sıkıntılarımız çok bizim Şakir Bey bildiğiniz gibi değil. Şimdi ben mahalleyi gezdiğim zaman mesela ne sıkıntımız var? Bu yangın. Ben Yedaş'a erdi benim komşum. Aynı mahalle iç içeyiz biz. Evet. Ortak yönlerimiz var. Parklarımız, bahçelerimiz ortak, beraber kullanıyoruz. Bir de beraber çalışıyoruz yani kardeşimden. Sayın Muhtar, ilgili yerlerle yazışıyor musunuz, görüşüyor musunuz? Tabii ki. Yani ben geçenlerde bir daha gittik. Arkadaşım ben Selahi Mahallesi Muhtarı Derya Hanım, saygılar sunuyorum. Çok sevdiğim bir kardeşimdir o da. Gittik, tamam dediler, yer altına alınacak. Gidiyoruz, tamam. Gidiyoruz, geliyoruz, tamam. Hiç hayır yok mu? Hiç hayır yok. Ama en büyük sıkıntı ne biliyor musun Şakir Bey? Şu lambalar söndüğü zaman ya da elektrikte arıza oluyor veya lamba kıvılcım çıkıyor. Korkuyor insanlar elektrik, insanlar evleri yanacak. Telefon açıyorsun. Bize eski dakika, evlerde var değil mi? Tabii var. 4 dakika müzik dinletiyorlar bize. Ha öyle mi? 4 dakika. Müzik dinlet. Arkadaşlar. Yani müzik artık ruhun gıdasıdır falan diye mi dinletiyorlar acaba? Yani 4 dakika da çok fazla. Çok aşırı. Yani burada biz gittik. Bu da bir sıkıntı. Bu da bir sıkıntı. Bu da bir ticari durum. Tabii. Düşünürsek dolaylı yönden ticari tabii. Vatandaşı tırtıklamanın işi. Ama şimdi biz kendilerine diyoruz yani. Biz muhtarlar olarak bir hat verin bize. Biz sizi rahatsız etmeyiz. Sıkıntılı olduğumuz zaman sizi rahatsız ederiz. Yani sıkıntımız yani özel olarak gelme bana. Ama mahallemize gel. Sokağımıza gel. İnsanlar ev yanacak. Yani elektrik bu. Şaka olmaz yani. Ben buradan Yedaş yetkililerine sesleniyorum. Sayın müdürlerime, genel müdürlerime bu yer altındaki çalışmaları yapsınlar. İşte kentsel dönüşümü de ondan istiyorum. Kentsel i̇şte birebir onlarla birebir görüşün. Tabii gidiyoruz. Tabii. Bak, kentsel dönüşüm alanı şey yok. Şakir Bey, kentsel dönüşüm alanı işte oraya asfalt yok. Oraya işte yatırım yok. Ya kentsel dönüşüm yıkılacak kardeşim. Ne masraf yapalım? Ya adamlar da haklı. Şimdi bakıyorsun onlar da haklı kendi konumunda. Biz ne yapalım? Yaşayan insan ne yapsın orada?
Ölelim, toprağın altına girelim. Şimdi diğer bir konumuz da bizim büyük şehirlerle bazı şeylerimiz oluyor. Hı hı. Sıkıntılarımız oluyor. Bunu istersen ikinci tamam. Söyleyeyim. Şimdi başkan buyurun. Pardon. Şimdi aynı Bitişik Mahalle yine gelen, aşağıdan yukarı çıkan, az önce yine aradı beni, Anadolu Mahallesi muhtarımız var, Şerif Yavşan kardeşim. O da aynı sıkıntıda, hiçbir hizmetten faydalanamıyor. Onlarda da dert çok. Tabii, doğal gazını alamıyor, evet. Elektrikte aynı sıkıntıları var. Bu sefer de muhtar bunalıyor. Ya şimdi konuşuyoruz, bu sizin sorunuz değil aslında. Değil. Ya kenti yönetenlerin sorunu bu. Öyle taşıyoruz, mi? Sorunu devamlı taşıyoruz. Devamlı gündemde sıcak tutuyoruz. Yani bu çözülmesi lazım. Ben şimdi bak bir sürü, nereden baksam binlerce insanı kapsayan bir sıkıntı bu. Şakir abi, vatandaş bize sürekli gelince muhtar ne yapacak? Muhtar belediye başkanına gidiyor, üst kademeye çıkıyor, elektrik dağıtım firmalarına gidiyor, bölündüğü bölümlere gidiyor. Çünkü muhtar bürosuna huzursuz oluyor bu sefer. Evet. Niye? Adam diyor ki, herkes de Şakir Bey'in evinde doğalgaz var, Mustafa'nın evinde ben niye yok? Ben niye bu işin nimetten faydalanıyorum? Ya insanlar daha iyi şartlarda yaşama hakkına sahip. Kesinlikle. Yani yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, insanların sorunlarının çözülmesi, kenti yönetenler niye var? Tabii. Şimdi öyle mi? Barış, niye var? Barış Bulvarı iniyor yukarıdan aşağı aşağı. Evet. Barış Bulvarı'na bitişik olan mahallelerin Zeytinlik, özellikle oradan başlayan sıkıntı. Yani oraya doğru geldikten sonra Zeytinlik, Hastanebaşı, Kökçeoğlu, Deryanlı, Selay Mahalle hep aynı. Tarihi evler, eski mekruk evler yıkılıp aynısı o Anadolu Mahallesi sıkıntılar devam ediyor. Bu muhtarlar arkadaşlar sık sık Büyükşehir'e ilk adıma, hatta kentsel dönüşüm Ankara'ya giden muhtarlarımız var. Evet. Toki'ye gidiyorlar. Bir önce sorunumuza çözü bulun diye. Şimdi Erdoğan Başkanımız bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde. Hı hı. İnşallah bu işin altından kalkacak. Biz bu aralarda yoğun bir tempo yaşıyoruz Şakir abi. Siyasi partilerimizden aday vekiller bizi sık sık ziyaret ediyor. Derneğimiz ziyarete geliyorlar. Ben bu arada bazı sebeplerden dolayı aşağı yukarı 17 ilçeyi gezdim. Bütün ortak sorunları, şeyleri paylaştık. Ben aday olan tüm partilerimizden, AK Partisi'nden, CHP'sinden, MHP'sine başarılar diliyorum. Ziyaretlerimize geliyor, sağ olsunlar. Ben seçimden sonra şimdi ziyaretlere geldiğimiz gibi istiyorum ki bu siyasi partilerimizden sayın muhtar arkadaşlarımız, sık sık seçilen arkadaşlarımız gelsin. Samsun sorunlarını gündeme taşıyalım. Siz ne kadar örgütlüyseniz, ne kadar birbirinizi tutuyorsanız, ne kadar ortak hareket edebiliyor iseniz o kadar güçlüsünüz. Tek gücünüz yok sizin. Onda hatamız var, kabul ediyorum ben. Samsun'da tane. Yani Samsun'da muhtarlar ne kadar koordineyse, ne kadar örgütlüyse, ne kadar birlikte hareket edebiliyorsa, ortak ses çıkartabiliyorsa siz o kadar muhatap alırlar. Şimdi ilk adım sıkıştırılmış bir şehir. Yani hepsi bir araya sıkıştırılmış ve yaklaşık 52-53 tane ilçeden de büyük bir şehir. Ben burada sadece kısa bir küçük bir şey bulmak istiyorum. Mahallelerimizde bulunan. Kemal abinin mahallesinde de var, Erdin'in mahallesinde de var abi. Evet. İş adamların müteahhitlerimize sesleniyoruz. Ekranlardan ayağa kalkın diyoruz. Lütfen muhtar kadar bir çaba sarf edin. Mahallelerinizde, mahallemde o mahallede oturuyor müteahhit. Abi 500 milyarlık, 600 milyarlık daire yapıyor Atakum'da. Ya biraz da eline taşın altına sen sok. Belediye nasıl uğraşıyorsa TOKİ gelmesin diyor. TOKİ gelince oradaki vatandaş sıkıntı yaşıyor. Erdoğan Başkan da buna çok, Necahattin Başkan da sarf etti. Ama şimdi elinizi azıcık diyor taşın altına sokun. Bir dakika sokur. Şimdi TOKİ gelmesin diyorsun da TOKİ'nin de eleştirilecek çok yönleri var ama var. Yani Türkiye'nin konutlaşma politikası açısından TOKİ'yi de kenara koyamazsın. Şakir abi denetlensin. İnsanlar daha efendim? Denetlenmiyor TOKİ abi. Ya ben şimdi bak. 1275 konut yaptı. Denetlensin ama o TOKİ olmasa bu sefer konut fiyatları kimse zaten. Katılıyorum abi, 1275 konut yaptılar havaalanında. Sorun had safhada orada. Orada geçen de sorun dinledik, o muhtarı da dinledik burada. Orada da sorun had safhada. Ben yine Sayın Erdi kardeşimle de Unkaban'ın sorunlarını, en azından Unkaban'da aynı sıkıntılar vardı. Erdi kardeşimle bir şeyler söylesin. Kendi sorunlarını paylaşsın. Yani şimdi ona söz verelim ama TOKİ denetlenmeli. Kesinlikle. Denetlenmeli. Kesinlikle. Şeffaf olmalı. Denetlenmeli ama TOKİ olmamalı, o yok, pek hayır, doğru değil. Evet. Sizde sorun var mı? Un kapanı aşağıdan yukarıya ağır ağır çıkıyorsun. Hani bir şair diyor ya, ya ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden diye. Sizde merdiven yok ama evet. Buyurun. Şahin Bey, tabii ki mahallemizde çok sorunlar var. Mesela dinleyelim. Kuntu evler, eski evler var mesela. Eski evlerin yıkılması için ben başkanıma çıktım. Hı hı. Yani gerçi başkanım sağ olsun konuda bana karşı çok duyarlı oldu. Gereken yardım yaptı. Zaten iki gün önce birkaç tane de ev yıktırdım. Artı yani ev yıktırdın. Evet yani artık yıkılma aşamasına geldi yıkılma miydi? Yıkılma aşamasına geldiği için başkanıma çıktım. Başkanım da bu konuda bana çok duyarlı oldu. Benim en büyük sıkıntım TEDAŞ'la. Şimdi ilgili kuruluş diyelim. Benim en büyük sıkıntım ilgili kuruluşla. Mesela
telefon açıyoruz aynı şekilde. Diyelim ki bir lambamız yanmıyor. 3 gün, 5 gün geçiyor. Mahalle sakini sanıyor ki muhtar görevini yapmıyor. Normalde muhtar görevini gerçekten yapıyor. Karşı tarafın yapmamış olduğu görev faturası bize kesiliyor. Şimdi ben burada bir de izleyicilerimize açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum. Biz firmaların isimlerini verdirmiyoruz. Yani burada firmalarımızın lehinde, aleyhinde konuşmaktan kaynaklanmıyor bu. Tabii ki eleştirilecek ama reklam olmaması için gizli reklam, olumlu ya da olumsuz bir gizli reklam olmaması açısından bu bizi de sınırlayan bir takım şeyler var, konulara buna uymak zorundayız. Onun için firma ismi veremiyoruz. Nedeni bu. Yoksa firmayı koruduğumuzdan, firmanın lehinde, aleyhinde olduğumuzdan ama değil. Ama belediye ismi verebiliriz. Ha, belediye, kamu kuruluşlarında sıkıntı şimdi yok. Şimdi mesela mahallemizde işte kanalizasyon patlağı oluyor, su patlağı oluyor. Mesela biz onları defalarca yanlarına gidiyoruz, çözüm merkezine bildiriyoruz. Gelmiyorlar. Yani sanki oradaki patlak, o sorunlar muhtarların sorunu. Yani bizim normalde görevimiz onlara söyleyip onların yapması lazım. Artı ondan sonra tekrar... Büyükşehir Belediyesi geliyor, gazıyor, bırakıp gidiyor, üzeri açık. Artık niye yani birbirlerine mi atıyorlar? Alt belediye, üst belediye diye. Genelde ona atıyor, ona atıyor ama sonuçta yine İlgad'ın belediyesi olarak yine en son çözümü onlar sağlıyor bize. Büyükşehir'de büyük bir sıkıntılar yaşıyoruz bu konuda. Buradan ilanen duyurulur. İlanen ilgililere. Aynen duyuruyorum. En kısa zamanda olayı çünkü yaşadım ben. Demek ki bir diyalog eksikliği var. Şimdi sizin konuşmalarınızdan ben şunu da çıkartıyorum. Bu iki belediye arasında da bir diyalog sıkıntısı var. Yani evet. Hizmet çabuklaştırılamıyorsa orada da bir sıkıntı var. Aynen Şakir Bey. Aynen dediğin gibi. Yani şimdi biz o diyor İlgad'ımın işi, o diyor Büyükşehir'in işi ama diyorum sonuçta yani İlgad'ımın mağdur olan vatandaş. Mağdur olan vatandaş. Yani biz zannediyorlar ki muhtarlar işte bakmıyorlar, yapmıyorlar. Yani evet. Ben sözü Kemal abime veriyorum. Bir dakika şimdi dur bakalım. Buyurun, yani. Buyurun Şakir Bey. Sizi biz buraya getirdik dertte. Tabii. Peki trafik durumu nasıl trafik? Trafik durumu çok yoğun. Bütün bulvar yolundan paralı ücretli olduğu için bulvar yolu oraya ücret ödemeyelim dedim. Ama mahkeme, idare mahkemesi çeyitti o işi herhalde, çözdü. Geçen gün gazetede okudum ben. Kimse dinlemiyor. Şakir Bey, bütün mahalle araları araba dolu. Yani acil demek ki mahallede bir yangın olsa, bir acil ambulans gelse inan mahalle arasına girip olaya müdahale edeme şekilde. Bak şimdi o kadar önemli bir şey söylediniz ki biraz önce Kemal Bey de buna benzer bir şey söyledi. Ağabali Caddesi'ne cumartesi günleri pazar kuruluyor. Belki bir ihtiyaç. Yer yok da kuruluyor. Bunu belediye başkanı da bunu bilir. Yani yer olsa belki alıp götürecek. Ama orada bir vatandaş bana dedi ki ben Ağabali'den geçerken ya dedi siz dedi televizyon programları yapıyorsunuz dedi. Lütfen bunu dedi dillendirin. Burada dedi pazar kuruluyor. Peki bir ambulansa ihtiyaç oldu. Birisi kalp krizi geçirdi burada. Ne olacak? Giremez. Yani trafik konusunda bir, çok sıkıntımız var. İki, kişi diyalize girecek. O gün iptal. Üç, bir yangın oldu. İtfaiye nasıl girecek? Bu sıkıntı Samsun'un işte bir takım yerde bak Ağabali'den bahsediyorum. Vatandaş bunu söylediği için paylaşma ihtiyacı. Çünkü önemli bir konu bu. Önemli. Şimdi yani Şakir bir şey bir olduktan de sonra değil. Sizi dinleyelim. Şimdi buyurun. Bulvar yolu ücretli olduğu için genelde millet ücret ödemekten kaçtığı için evet. Ara mahallelerde bizim kenar mahalleler olduğu için bizim bunlara dolduruyorlar arabaları. Dolduruyorlar. Yani bırak araba geçme insan zor geçiyor yolda. Yani buna da bir çözüm sağlanmasını istiyoruz. O kadar şey mi yani yoğun buna mu? Buna da bir çözüm sağlanmasını istiyoruz. Çok yoğun. Ya. Özellikle bizim şimdi bulvar üstündeki yol kenarları trafik zımbazıp. Sizin pazarınız ne zaman? Bizim pazarımız cumartesi günü oluyor. Cumartesi günü. Yoğun değil mi? Yoğun. Çok yoğun. Olağanüstü yoğun diyorsun. Olağanüstü yoğun yani. Aynı bulvar... sorunlar sizde de var mı bu anlattığım sorunlar? Tabii ki var. Tabii ki var. Yani bu pazar yolu ana caddeye mesela ambulans giremez, itfaiye giremez. Kesinlikle sıkıntı. Kapalı. Evet peki buraya davet ettiğimiz muhtarların büyük bir bölümü de zamanında okul yerinin ayrılmadığı için okul eksikliğinden şikayetçi. Sizdeki eğitim durumu nasıl? Bizdeki eğitim durumu şimdi bitişik sınırımızda okulumuz var. Sait Bey Mahallesi. Bitişik sınırımızda Kökçüoğlu Mahallesi'nde ortak okullarımız var. Şu anda okul sıkıntımız yok görüyoruz.
Yok diyorsunuz. Zaten mahallemizde okul yapma için dişimizi karıştırmaya boş yerimiz de yok. Boş yer yok diyorsunuz. Boş yerimiz yok yani. Gidip bir belediye başkanına şurayı şöyle yapalım demeye boş yerimiz bir tane yani boş yer yok. Yer yok ki diyorsunuz. Yeri yok. O yer olmadığından öyle bir talepte de bulunamıyoruz. Peki. Şimdi geçen biliyorsunuz 8 Mart'ta bir dakika başkan. 8 Mart'ta bütün politikacılara bakıyorsunuz ellerinde gül. Televizyonları açıyorsunuz süslü söylevler. Kadınla başlayıp kadınla biten bir gün. 8 Mart ama 9 Mart'ta ne olur ben onu bilemem. 9 Mart'ta büyük bir sessizlik. 8 Mart işte kadın şöyle kadın böyle kadın anamız kadın bacımız işte kadın yüce değer filan. Her politikacı, her kişi ayrı ayrı böyle süslü cümleler kuruyor. Bir de aile içi şiddet denelim. Diye bir konu var. Var mı? Aile size şiddet, yansıyan bir şey var mı? Aile şiddet olayı şu ana kadar bana yani yansımadı ama duyduklarımız oluyor. Bizim en büyük sıkıntımız benim. Yok da diyemiyorsun ama. Yok da diyemiyorum tabii. Bir de en büyük sıkıntılarım şu. Mahallemizde Iraklı, Afganlı, Suriyeli çok var. Öyle mi? Çok var. Vatandaşın şeyi ne burada? Vatandaşın tepkisi şimdi diyor ki yani Iraklı'ya, Suriyeli'ye yardım ediliyor muhtar. Bize evet. Yardım edilmiyor gibi böyle çok büyük tepkiler var. Yani muhtar sen bu işi niye çözmüyorsun? Yani zannediyor ki muhtar yani bunları mahalle getirmiş. Muhtar bunlara yardım ediyor. Hani mahalle burada şu anda yani böyle gerçekten çok tedirgin. Iraklı, Suriyeli, Afganlarla bayağı bir sıkıntılarımız var. Yalnız ben şimdi burada şunu söylemek zorundayım. İnsanların savaş nedeniyle topraklarını bırakıp kendi memleketlerinden başka memleketlere gitmeleri, orada yaşam mücadeleleri vermeleri gerçekten çok zor bir durum. Yani empati yapmamız lazım. Çok zor bir durum. Siz yani muhtar olarak, siz o insanları, esnafı çok yakından tanıyan kişiler olarak bu tepkinin fazlalaşmasına değil azalması için çabası. Yani onların da durumları çok zor. Çok zor ama öbür taraftan da onlar da bir uyum sağlamak için çaba içinde olmalılar. Evet buyurun. Buyurun. Şimdi, bu önemli bir konu çünkü. Tabii, önemli Şakir abi korkunç bir demokrasi farkı olduğu için bize bir türlü uyum sağlayamıyorlar. Uyum sağlayamıyorlar. Müthiş. Diyorsun. Bir defa bir tembelliğe alışmışlar. Uğraşmalılar ama. Müthiş onlar. Bir tembelliğe alışmışlar. Muhtar arkadaşlar iş bulduğu Iraklı, Suriyeli arkadaşlar var. Çalışmıyorlar. İşe gelmiyorlar. Yani haftanın 3 günü çalışıyorsa, yemeği alsa bir hafta yok. Yani bir de güvenilir değiller. Sıkıntımız o. Güvenilir değiller. Yoksa ben bir sürü sanayide istihdam eden arkadaşlar var. Memnun olan da var. Fakat memnuniyetsizlik %70 civarı. %30 memnun olanlar var. Ama çalışma üzerlerinde. Toplumsal yaşamda da şimdi Unkapanı muhtarını ben ondan anlayabildiğim kadarıyla toplumsal yaşama uyumlarında da sıkıntı var diyor. Kesinlikle. Ben şimdi bir şeyler söyleyecek o şimdi konuda. Burada tabii Kemal burada özgür şimdi. Bir Cumhuriyet Meydanı'na bir tütün iskelesine sahile indi miydi o bir uçuyor. Bizim konuşan arkadaşlar var. Müthiş bir özgürlük var size diyor. Biz Irak'ta Suriye'de hep tedirgin, hep sıkıntılı, hep sığınmacı yaşamışlar. Sıkıntı o yüzden uyum sağlamadan da yaşıyorlar. Yalnız yine de misafir muamelesi yapmamız gerekir. Tabii, tepkileri kesinlikle. Büyütmememiz gerekir. Çünkü savaş nedeniyle topraklarından evet. Kopmuş gelmiş insanlar bunlar. Ama onların da uyum sağlamaları gerekir. Sana. Gerekir. Evet. Şakir Bey uyum sorunu var zaten. Şimdi bizim mahallelerimiz Varoş Mahalle. Şimdi onlar buradan gelmişler. Yürüme kabiliyetleri olsun, konuşma kabiliyetleri. Böyle yüksek biraz sesle konuşuyorlar onlar. Yüksek sesle konuşuyorlar. Şimdi bizim mahallemizin gençleri ister istemez yani onlara bakıyor. Biz tabii muhtar otan diyoruz ki ya onlar sizi tanımaz yani. Bunlar bilinçli bir şey yapmıyor. Ama bunları anlaması lazım yani. Burada bayağı bir sıkıntı yaşıyorum ben muhtar olarak. Ben konuyu anladım. Yani sıkıntı var. Burada anladım. Çok sıkıntı yaşıyorum ben kendim muhtar olaraktan. Artık yani devletin onlara vermiş olduğu yardımları da sıkıntı. Yani evinden kopan saat 9'da 10'da elektrik faturası elimde. Muhtarım elektriğimi ödeyemedim. İşte muhtarım suyumu ödeyemedim. Ya bu şeyler mi? Başka ülkelerden Başka ülkeden gelen insanlar. Bu işte Iraklı Suriyeliler için konuşuyorum. Peki çözüm nasıl oluyor? Anladım da bak bu sıkıntı daha işte. Çözüm bu. Biz muhtarı ortadan yapacağımız şey nedir? Yani işte fakirlik kağıdını yazdırıp kaymakamlığı yönlendiriyoruz. Belediyelere yönlendiriyoruz. Yani bizim muhtar yapacağımız bu. Başka elimizden gelen başka bir sıkıntı yok. Evet. Kemal Bey siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi var mı sizde de bizde de var. Var mı? Erdi kadar olmasa bile bizde de var. Hatırı sayılı şekilde var yani. Şimdi bizim tabii olduğu için birkaç tane ailemiz var bizim. Fakir kağıdı istemeye geliyor. Ya benim ona fakir kağıdı vermem için bana kayıt olması lazım. Evet. İzah ediyorum.
alıp götürüyorum. Gel kardeşim bak, kaydınız olun. Ondan sonra verelim tabii ki. İkametinizi verelim, fakir kağıdınızı verelim. Ama ya anlamıyorlar ya anlamamazlıktan geliyorlar. Şimdi bir de bunlardaki sıkıntı şöyle Şakir Bey. Bir evi kiralıyorlar. Başkanım da bilir bunu. 5 kişi, 3 kişi kiralıyor. Evet. Bir bakıyorsun ev içinde 23 kişi çıkıyor. Ne diyorsunuz? Tabii. Yani? 23 kişi. Ondan artık sonra çıkarabilirsin. Çıkarabilirsin. Ev sahibi de sıkıntıya düşer tabii, o zaman. Tabii ki kira vermiyorlar bilmem. Yani onlar çok büyük belli başına çok sıkıntı. Yani kötü de kullanıyorlar. Çıktıkları zaman gece vakti çıkıyorlar. Kimseye demeden çekiyor gidiyorlar. Evi harabeye getiriyorlar. Yazık bu insanlar kolay değil yani. Şimdi benim dönelim. Kendi ama yine de misafirperverliğimizden misafirperver davranalım. Ya. Çünkü hep çok sık tekrar yapıyorum ama savaş nedeniyle topraklarından kopmuş gelmiş insanlar. Ya, muhakkak ki tabii bizim yani Türk milleti olarak. Yoksa bizim şunu deme durumumuz yok burada. Ha, yani kamuoyunun huzurunda. Ya işte tepki gösterin ya, ne yapın. İşte dışlayın. Bu yanlış. Yani biz daha bize yakışan bir tabii, tavır ortaya koymamız hassas lazım. Hassas olarak evet. Tabii ki davranacağız. Yani, şimdi evet. Şakir Bey bizim demin Erdin dediği gibi büyük şehirlerde sıkıntımız var. Büyükşehir Belediyesi'nde açtıkları yerleri yapmıyorlar. pis su atıyor olsun, temiz su atıyor olsun alıyorlar yapmıyorlar. Sıkıntı büyük. Git gel, git gel, git gel. Hatta Erdi kardeşim tartışma bile yaptı. Bayağı yani gidiyoruz, geliyoruz yani. Bizim işimiz, bir de muhtarı kapadığınız zaman muhtarım neredeydin? Halbuki bilmiyorlar. Yani mali için gidiyoruz. Evet. Bizim diğer bir konumuz biliyorsunuz Şakir Bey bizim Barışlı Mahalleyiz. Söylediğimiz gibi çok uyuşturucu bağımlıları var. Evet. Biz geçen 2,5-3 ay oluyor başbakan çağırdı bizi Ankara'ya gittik. Uyuşturucu şurasına katıldık. Evet. Erdinç Çiftçi'yle beraber 3 gün orada ders gördük. Nasıl mücadele ederiz, nasıl yaparız uyuşturucuyla. Bayağı faydaları oldu. Yani buradan ben emniyet güçlerini o günden sonra narkotim kuruldu zaten Samsun'da. O, bizim gittiğimizde kuruldu. Hepsine teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Bayağı düzelme var Şakir Bey. Yani gözle görülür, hatırı sayılır bir şekilde. Yani azalma var. Azalma yani. Var. Bu güzel. Çok güzel. Bak, bu güzel. Çok güzel. Akşam mesela ben balkonda otururken çok keşke hiç ki, olmaz ama. Hiç olmaz. Hepsi bizim çocuğumuz. Hepsi bizim çocuğumuz. Yani genç çocuk bunlar. Şey parkı polisler, sivil polisler basmış. Gerçi bir şey bulamadı. Çoktan içmiyorlardı çünkü. Ya basmışlar derken güzel bir şey. Hani kontrol ediyorlar yani bunlar. Hani niçin? Senin benim onu bunu sağlığı için. Burada polis teşkilatı bir eylem şeyler yapacak, etkinlikler yapacaklar. Onların çalışma alanlarıyla ilgili ince ayrıntıya girme. Tamam. Çünkü onların kendine göre bir çalışma yöntemleri var. Ama tabii benim anlayabildiğim kadarıyla sizin emniyetle bu birimle diyaloğunuz gayet tabii, iyi. Çocuk şube var. Zaten onlar da, yani yeteri kadar ilgililer değil mi bu konuda? Tabii. Bu narkotimden sonra çok güzel. Bizim bir de kökçen narko şeyimiz ama var. Ama peki şimdi şunu da bak siz sorunu yaşayan insanlarsınız, muhtarlarsınız. Bu sadece polisiye tedbirlerle çözülebilecek bir şey mi? Bak ya, Ankara'da da siz şeye katılmışsınız. Evet. Evet. Polisiye tedbirler işin bir tarafı. O, mutlaka olması gereken bir tarafı. Ama bunu yaratan başka nedenler de var. Bu uyuşturucunun başka nedenleri de var. Tabii, i̇şte onları da yok etmek gerekiyor. Ya, bunların şimdi biliyorsunuz uyuşturucuya çok niçin alışır? Yoksulluktan, fakirlikten, işsizlikten, amaçsızlıktan. İstihdam yok, bir şey yok. Kökçeoğlu'nda ne işlem olur? Samsun'da fazla bir istihdam yok. Yani iş yerleri yok. Olsa bile hep özelleşti. Yani o da adamsız girilmiyor. Şimdi edilmiyor. Bu akşam iyi ki geldiniz. Milletvekili adayları da bunu dinlesinler. Bak bu Samsun'un önemli sorunu bu. Bunu dinlesinler. Buyurun. Demin Mustafa Başkan da söyledi. Milletvekilleri, kardeşlerimiz, adayları şu andakiler sadece yani aday olana kadar, adayı olana kadar değil de normal şartlarda da gelsinler. Yani insanlar telefonumuz açık diyorlar. Telefonlarını kapatırlar. Bütün partiler için ABC'de komple yani. Yani insanlarla ilgilensinler. Kapanıyor mu telefonlar? Kapanıyor milletin mu? Vekili tabii ki. Milletin vekilidir. Bizim vekilimiz olarak gidecekler. Yani bizim sesimiz orada. Nasıl biz ben Kökçeoğlu'nun sesiyim. Geldim buraya. Ongapan'ın sesi, Baruthane ve merkez muhtarlar sesi olarak geldi buraya. Onlar da bizim sesimiz. Ankara'da bizi duyuracaklar. Şimdi Şakir Bey, şunu da ben söyleyeyim herhalde zamanımızda dallanıyor.
Ben burada kentsel dönüşümle ilgili son sözümü söyleyeyim. Buyurun lütfen. Ben buradaki yetkililere Samsunlu, Kökçeoğlu'nda oturup da Samsunlu, İstanbul, Ankara'da yaşayan müteahhit kardeşlerimize, çünkü iş adamlarımıza, belediye başkanımıza söz verdi, yanınızdayım dedi. Bunu iyi değerlendirsinler. Ne kadar çabuk olursa insanlar o kadar huzur bulacaklar. Artı yani rahat yaşamaya çalışacaklar. Evleri olacak, sıcak kaloriferli evleri olacak. Ya bir bakkaldan ekmek alacak, fırından ekmek alacak. Hat olacak, arabalarına geçecek. Bir park alanımız yok Kökçeoğlu'nda. Bir park alanımız yok. Bulvar üstünde okul yok. Ve işte, ya başkan, sayın muhtar, bu zamanında bu kent planlanırken, bu kenti yönetenler gözü kör müydü bunların? Evet. Bu mahallede bir çocuk parkı nasıl bırakılmaz? Öyle değil mi? Anladım. Şimdi sayın Şakir Bey, ben toparlıyorum. Şuradan bir şey daha söylüyorum. Selahiye Mahallesi, Kökçeoğlu, Ungapan'ı. Bizim sağlık ocağımız yok. Ben o zaman da söyledim, hatırlarsanız. Evvelki sene çıktık, daha önceki sene evet. Çıktık. Yine söylüyorum. Lütfen. İhtiyaç var değil mi? İhtiyacımız var. Olmaz mı? Olmaz mı? Ta hastane başının tepesine çıkıyoruz. İhtiyacımız olmaz mı? Yaşlı insanlar var. Yaşlı insanlar var. Çıkamıyorlar. Yemin ediyorum bizim muhtarlıktan çıkarken erdirebilir. Yaşlı insanlar, ben Taksim'de gördüğüm ama görmedim. Taksim'den alıp ta sağlık ocağına çıkarıyorum. Bekliyorum, dönüyorum, tekrar bırakıyorum evine. Ne kadar bırakacağım ben? Ya bizim Kökçeoğlu Mahallesi o kadar basit bir mahalle değil. Çok iyi niyetli, köklü bir mahallemiz var. Lütfen. Komşuluk ilişkileri, bak şimdi sizin anlattığınız ne kadar güzel bir şey. Evet, çok güzel. Komşuluk ilişkileri çok güzel. Çok güzel, harika. Allah göstermesin, bir cenaze olsun da Kökçeoğlu'na gel bir gör. Full A'dan Z'ye kadar. Yani Kökçeoğlu hakikaten yaşanacak, sevimli, sıcak insanların olduğu bir mahalle. Evet. Şakir Bey, çok teşekkür ediyorum. Bizi bir kere daha kabul ettiniz. Şeyi de sorayım sayın muhtarım. Baz istasyonu ile ilgili bir sıkıntı var mı? Baz istasyonu olduğu yerde kaldı. Kaldı. Çok mücadele ettik. Herkese teşekkür ediyorum. Sedi Kutbettin'e de şuradan ben unuttum başkanım onu söylemeyi. Sedi Kutbettin'i yaptırdık. Allah razı olsun. Tüm yardım edenlerden yaptırdık. Sadece şimdi bugün belediye başkanına söyledim. Şadırvanını yapacak. O da şeyden çıkmış, kuruldan. Yarın öbür gün şadırvan yapılacak. Yollar yapılıp lambalandıracak. Şakir Bey, tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Bizi bir kere daha kabul ettiğiniz için. Ben şunu söyleyeyim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sizinle bu programı yapmaktan keyif alıyorum ben. Sizin ortaya koyduğunuz iş, seçme, seçilme, milletvekili olma, belediye başkanı olma, siz bir siyasi ikbal için burada değilsiniz. İşte anlattığınız vatandaşın sorunu. Vatandaşın hikayesini anlatıyorsunuz siz. Onun için ben keyif alıyorum. Bir ölçüde bizim de görevimiz bu. Süremiz teşekkür daraldı. Ediyorum. Şakir abi, kısaca bir toparlayayım. Tabii toparlayayım. Bu akşam hastane başında muhtar arkadaşımızla ziyaret ettik. Rahatsız olduğu için programa geldi. Aynı sorunlar ortak olduğu için aynı sorunları da hastane arkadaşına dile getirecekti. Ben burada bu hafta sonu hakikaten cumartesi günü Mavi Marmara gemisi geldi Samsun'a. Evet. Bunun için Sayın Canik Belediye Başkanı Osman Yeriz'e çok teşekkür ediyorum. Orada komisyon başkanı ise Dünya Vakfı Başkanı İnsan Hakları orada bir cümle etti. Türkiye'yle neden uğraşıyor? Türkiye'de bu sıkıntıdan etti. Çünkü genç nüfusu olduğu için bütün dünya, Avrupa Birliği ülkeleri bu bölgede sorunu yaşadığımız için Türkiye'ye ulaştı. Çünkü genç nüfusu olduğu için. Ben az önce bir sorunu dile getirmiştim Şakir abi içeride. Ben buradan arkadaşlar bu akşam Kemal abi erdi geldiği gibi Samsunlu ve 17 ilçe ve birçok muhtar arkadaşlarımla bu 15 gün zarfında görüştüm. Evet. Arkadaşlar bu haber aks ekranları tüm muhtarlara açıktır. Dernek başkan arkadaşlarıma sesleniyorum. Termeyi ağırlamadık mı Şakir abi burada? Asarcı evet. Ağırlamadık mı? Kava evet. Ağırlamadık mı? Hepsini ağırladık. Lütfen bende aşağı yukarı tümü bende de telefonu var. Benim telefonum da onlarda var. Lütfen bizi arasınlar. Bize ulaşsınlar. Programa katılsınlar ve Samsun'u konuşalım. Samsun'da sorunları taşıyalım. Çok seslik Samsun'a her zaman kalite getirir. Renk getirir, güzellik getirir. Evet. Ben bu akşam katılan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizden sonra bir de program arkadaşlara başarılar diyorum. Samsun Spor'umuzu da konuşmadık. Onu programdan sonra gelecek olan Muammer arkadaşım seslendirecektir. Samsun Spor'a da buradan başarılar diliyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim ben de. Birleştikçe, bütünleştikçe, örgütlendikçe güçlenirsiniz. Kesinlikle. Sivil toplum örgütü. Siyasiler sizin sesinizi bu şekilde dinlerler. Tabii. Sizi güçlü görürlerse, kesinlikle. Örgütlü görürlerse, tabii. Birlikte görürlerse
işlerinizi, mahalledeki sorunları daha rahat çözersiniz. Onun için sadece Samsun merkez mahalleleri şey abi, küçük, de, evet, tabii, tabii, küçük evet. Bir şey söyleyeyim. Bizde bir şey var Samsun'da. Herhalde çok çeşitli olmamızdan dolayı bilmiyorum. Yani birbirini diyelim ki görev Şakir abi programı çok güzel sunuyor. Ama eleştireceğim seni. Halbuki Şakir abinin yanında durayım. Karşısında durup birisi güzel şeyler yapmaya çalışalım. Biz Samsun'da bunu meydana getirelim. Sivil toplum örgütlerimizde Samsun'da merkeze sıkındığımız bu bizim. Bir evet. Araya gelsin muhtar arkadaşlar, eleştirmesinler, evet. Gelsinler, gerekirse başkanlığı ben devrederim arkadaşlarıma. Evet. Benden iyi yapacaklarına emin olayım, yeminle söyleyeyim başkanlığı devrederim arkadaşlarıma. Evet sayın muhtar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sayın başkan çok teşekkür ediyorum. Tüm dünya şimdi selamlar, biz, saygılar burada. Evet, biz bu akşam bu programı Kadir Mercan, Mustafa İkici, Cem Demirci, bu iş bir ortak emek işi. Televizyon, geçende de söyledim. Televizyonda insanlar bizi görüyor, bizi tanıyor. Ama bir de bizi görünmeyen, bu işe emek veren insanlar var. Biz beraber bu programı gerçekleştiriyoruz. O arkadaşlarımızın da burada tabii. İsimlerini vermek durumundayım. Tabii, onların tabii. Da emeği var. Çok büyük emek onlar olmasa, yani onların görev alanları olmasa biz bu yayını çok yapamayız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben onlar adına da bizi izleyen... sevgili izleyicilerimizi 19 Mayıs kentinden, güzel Samsun'dan saygıyla selamlıyoruz. Kapatmadan Muhammed Çavuşoğlu'nun hazırlayıp sunduğu spor aksiyon abi diye abi. Spor ağırlıklı programı kaçırmayın. Samsun sporla ilgilenenler, sporla ilgilenenler en son bilgileri, en sıcak bilgileri, en doğru bilgileri onun programından öğrenebilirler. Yine onun programında Sayın Avni Demir de yorumlarıyla katılıyor. Ben Avni Demir'e de Avni abi desem de çok daha doğru olur. Onlara da başarılar diliyorum. Programımız birden sonra onların programı başlayacak. Özetle bizi izleyen herkesi güzel Samsun'dan biz saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.